15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal konusunda Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye derhal bitirin çağrısı geldi. O halle ilgili hazırlanan 28 sayfalık raporda Türkiye'ye sert eleştiriler yer aldı. Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye o hal derhal bitsin çağrısı geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yapılan uygulamalarla ilgili olarak 28 sayfalık rapor hazırladı. Raporla ilgili açıklamayı yapan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, 18 aylık o halde yaklaşık 160 bin kişinin tutuklandığını, 152 bin devlet memurunun işten atıldığını, bunların çoğunun tümüyle keyfi şekilde yapıldığını iddia etti. Öğretmenler, akademisyenler, yargıçlar ve avukatların işlerinden edildiğini ya da yargılandığını, gazetecilerin tutuklandığını, medya organlarının kapatıldığını, web sitelerine erişimin engellendiğini sıralayan Hüseyin, o halin sürekli uzatılmasının çok fazla sayıda kişinin insan haklarını keyfi şekilde ve vahim boyutta engellemek için kullanıldığı açıktır dedi. Birleşmiş Milletler'den gelen bu rapora Dışişleri Bakanlığı karşılık verdi. İşte o açıklama. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerini, özellikle de milletimizin demokratik yaşamına ve ülkenin bekasına kasteden 15 Temmuz 2016 terörist darbe girişiminin insan haklarına etkisini tamamen göz ardı eden bu metin bir anlam ifade etmemektedir. Bu belge imzasını atan Yüksek Komiser'in bir süredir Türkiye ile ilgili konularda tarafsızlığını ve nesnelliğini yitirdiği ve ülkemize karşı şahsi önyargılar beslediği, başka vesilelerle kamuoyuna yaptığı açıklamalarda da açıkça gözlenmektedir. Yayınladığı bu son belge, terör örgütlerinin propagandalarıyla birebir örtüşen asılsız iddialar içermektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur. İçerdiği objektiflikten uzak değerlendirmeler sebebiyle söz konusu belge, tüm insan hakları sistemi açısından tehlikeli bir durum yaratmaktadır. Türkiye, insan haklarının korunması, mevcut standart en ileri seviyelere taşınması ve bu konularda Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşlarla işbirliğini yürütme kararlılığını muhafaza etmektedir.